Efendim bir kere daha Eko Türk televizyonları ekranlarından hepinize merhabalar. Bu sefer de Para Döner programı ile karşınızdayız. Bu hafta yine önem derecesi yüksek gelişmelere sahne olacak. Özellikle de iki unsur var ki bir hayli dikkat çekici. Bunlardan bir tanesi bu hafta açıklanacak olan Amerika cephesindeki enflasyon verisi. Diğeri ise Avrupa Merkez Bankası'nın kararı. Zaten birazdan beklentileri alacağız. Dilerseniz şöyle çok hızlı bir şekilde yönetmenim Deniz'den rica ediyorum. Çok teşekkür ederim. Gelmiş olduğumuz noktada 5 önemli kritik gündem maddelerine bakacağız. İlk etapta bugün itibariyle Temmuz ayına ilişkin yurt içi cari açık verisi açıklandı ve Haziran ayında çok hafif bir pozitif veriyle karşı karşıya kalmıştık. Yani artı oranda bir cari açık vermiştik ama Temmuz ayında yeniden cari dengenin bir ay aradan sonra eksi bölgeye yani açık noktasına geldiğini gördük. Diğer taraftan cari açık Temmuz'da da net rakamı da verelim. 5.47 milyar dolarlık açık verdi. Piyasalardaki genel beklenti 4.5 ila 5 milyar dolarlık bir açık şeklindeydi. Dolayısıyla beklentilerin bir tık da olsa ötesinde bir cari açık rakamı olduğunu yine takip ettik. Haziran ayında 0.65 milyar dolarlık yani 650 milyon dolarlık bir fazla vermiştik. Az önce bahsettiğim zaten bir tık fazla verdiğimizi dile getirmiştim. Temmuz ayı yani bu yılın bu açıklanan veriye üzerinde baktığımız zaman 12 aylık cari açık rakamı da 58.5 milyar dolarlık bir rakam olarak karşımıza çıktı. Dolayısıyla Haziran ayının ardından yani sadece bir aylık bir pozitif cari denge vermemizin ardından cari dengenin yeniden Temmuz ayı itibariyle eksi bölgeye geçtiğini gördük. Şimdi bugün gerçekten önemli, yurt içerisinde önemli datalar açıklandı. En önemlisi cari açıktı. Diğer taraftan sanayi üretim verisine de bakalım. Çünkü Temmuz ayına ilişki sanayi üretimi 13 ayın en hızlı artışını kaydetti. Yalnız şunu söyleyelim. Mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim ve yıllık bazda %7.4 oranında artış kaydetti ki bu artış yani %7.4 oranındaki bu artış Haziran 2022 yılından bu yana en kuvvetli yükseliş olarak kayıtlara geçti. Ama şimdi az önce yıllık tabirini dikkat ederseniz biraz vurguladım. Aylık bazdaki cari açığa baktığımız zaman o tarafta bir eksilme var, daralma var. Yani %0.4 oranında bir azalış kaydetmiş aylık bazda cari açık verisi. Ama yine de yıllık bazda 13 ayın yani 2022 yılının geçtiğimiz yılın Haziran ayından bu yana en kuvvetli yıllık bazdaki artış %7.4 ile bugünkü Temmuz ayı verisiyle karşımıza çıktı. Diğer taraftan bir de şöyle işsizliğe bakalım çünkü tek haneli işsizlik serisi 3. ayında da sürüyor. Ve gelmiş olduğumuz noktada Temmuz ayında yani Mayıs ayında tek haneli işsizlik vardı. Haziran ayında tek haneli işsizlik vardı ve Temmuz ayına geldiğimizde de yine %9.4 ile beraber tek haneli bir işsizlik var. Evet tek haneli işsizlikten bahsediyoruz ama diğer işsizlik oranlarını da yakından takip etmemek lazım. Özellikle de geniş tanımlı işsizliğe baktığımız zaman %22.7 oranında bir işsizlik olduğunu gördük. Genç işsizliğe baktığımız zaman da %18 oranında bir işsizlik rakamı olduğunu da takip ettik. Ama yine de mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış işsizlik oranının Mayıs ayıyla beraber üçüncü defa yani Mayıs, Haziran ve bugünkü Temmuz ayıyla beraber tek haneli rakamda kalmaya devam ettiği de net bir şekilde görüldü bugünkü veriyle birlikte. Küresel tarafa şöyle çok kısa bakalım çünkü küresel tarafta öyle çok önem derecesi yüksek gelişmeler özellikle geçtiğimiz haftadan bu yana çok kuvvetli bir tonda değil. Daha çok yurt içi kaynaklı gelişmelerin oldukça fazla dikkat çektiği bir atmosfer içerisindeyiz. Mesela geçtiğimiz hafta Moody's'ten gelen açıklamalar Fitch'in kredi notunu değil ama görünümü en azından negatiften durağına çekmesi, bunun Borsa İstanbul adına ne demek olduğu, önümüzdeki döneme ilişkin para politikasının seyrine yönelik beklentiler birazdan değerli konuklarımızla konuşacağız ama şöyle iki tane maddelik çok ufak özetleme yapacağımız bir küresel haber turumuz var. Onlardan bir tanesi ABD Hazine Bakanı ve Fed'in eski başkanlarından Janet Yellen ekonomide yumuşak iniş mesajı verdi ve ekonomide yani ABD ekonomisindeki yumuşak inişin başarıyla gerçekleştirilebileceğine ilişkin umutların daha da arttığını dile getirdi. Burada tabii ki bazı şartları var Yellen'ın. Diyor ki enflasyonda istikrarlı bir yavaşlama var mı? Evet var ki bu haftaki ABD enflasyon verisini de yakından takip edeceğiz. İş arayanlarda da artış olduğunu gösteren verilerin ardından ABD'de istihdam piyasasına büyük bir zarar vermeden, zaten istihdam piyasasına büyük bir zarar verilerek mevcut politikanın devam etmesi demek yumuşak iniş değil, sert iniştir, resesyondur. Ama neden yumuşak iniş tabiri kullanılıyor? İstihdam piyasasına zarar vermeden atılan adımlarla, yani istihdam piyasasına zarar vermeden enflasyonun istenilen düzeye doğru yaklaştırılması, enflasyondaki düşüşün devam ettirmesi, sürdürülmesi adına atılan adımlar. Yumuşak iniş senaryosu bu. İşte bu senaryonun
yakın geçmişte kıyaslandığı zaman bugün itibariyle çok daha kuvvetli bir senaryo olarak karşılarında durduğunu dile getirdi Yellen. Bu hafta Avrupa Merkez Bankası haftası. Piyasalar Avrupa Merkez Bankası faizi sabit tutmasını ancak yeni artırımda da kapıyı açık bırakmasını beklediklerini dile getiriliyor. Kim? Jefferies'in Avrupa baş ekonomisti Moit Kamer. Ve Moit Kamer diyor ki ilk toplantıda, önümüzdeki ilk toplantıda yani bu haftaki toplantıda Avrupa Merkez Bankası pas geçecek. Yani faiz artırımına gitmeyecek. Biz böyle bir beklenti içerisindeyiz diyor Pocken. Ve Kamer'ın yapmış olduğu diğer bir açıklama şu. Pas geçilmesi demek, yani faizlerin arttırılmaması demek bu toplantıda, bundan sonra da faizlerin arttırılmayacağı anlamına gelmiyor. Önümüzdeki toplantılarda en azından en az bir adet daha faiz arttırımının olabileceği, yani pas geçecek Avrupa Merkez Bankası beklenti olarak. Ama bu pas geçme şahin bir pas geçiş olacak. Dolayısıyla henüz faiz arttırımlarının bitmediğine ilişkin de piyasalara güçlü ve kuvvetli bir mesaj verileceğinde dile getirdi Jefferies Avrupa baş ekonomisti Moit Kamer yapmış olduğu açıklamada. Şimdi 5 önemli kritik gündem maddemizi biz bu şekilde belirledik. Gelin şimdi dilerseniz şöyle çok kısa fiyatlamaları bir kontrol edelim. Ondan sonra da değerli konuklarımızla sohbetimize başlayalım. İlk etapta Borsa İstanbul. 8000'ler geçilecek mi geçilmeyecekler mi? Hop yükseliş hareketi. Şimdi 8.344'teyiz. 8.200'de direnç vardı. Geçilecek mi geçilmeyecek mi tartışmalar arasında bu seviyenin de üzerinde olduğumuzu görüyoruz. Ve cuma günkü kapanışa göre hafif montanda olsa yeşil bölgedeyiz. %0.22-23 oranında bir yükseliş hareketi söz konusu. Diğer taraftan dolar TL 26.87 oldukça sabit, stabil bir dolar TL var. Euro TL 28.84, sepet kuru 27.85 ve gram altına da baktığımız zaman 1663 TL seviyesinde işlemlerin oluştuğunu takip ediyoruz. Gelelim biraz bir de şöyle bir küresel tarafa bakalım. 105'lere oldukça yakın bir dolar endeksi var. 104.68 ile beraber dolayısıyla dolar endeksindeki yükseliş hareketiyle beraber euro dolar 1.08'in de altında 1.0730 seviyesinde işlemlerin oluşunu takip ediyoruz. Pound dolar 1.2511, dolar yani 146.93 ve dolar İsviçre frangı da 0.8917 seviyesinde. Gelelim bir de şöyle bir ABD tahvil cephesine bakalım. Çünkü burada da yine sabit bir seyir olduğunu görmekteyiz. 4.99, 5 seviyesinin altında olan bir 2 yıllık tahvil cephesi var getiri bazında. 10 yıllıklar 4.29, 30 yıllıklar 4.37. Yalnız bu haftaki ABD enflasyon verileri sonrası dolar endeksi özellikle de ABD tahvil getirilerinde oynaklığın artma ihtimali de göz ardı edilmemeli. Geçelim şöyle çok kısa ons altın emtialar cephesine 1925 dolar seviyesinde oldukça yatay petrol. Özellikle de geçtiğimiz hafta OPEC tarafından, OPEC Plus tarafından. Aslına bakarsın OPEC Plus demeyelim ama OPEC Plus'ın en kritik iki üyesi Suudi Arabistan ve Rusya. Yıl sonuna kadar petroldeki o arz kesintisi kendi inisiyatifleri olarak daha öncesinde dile getirdikleri o arz kesintisini yıl sonuna kadar uzattıklarının açıklamasıyla beraber arz talep dengesinin talep lehine bozulacağına ilişkin beklentiyle beraber petrol fiyatlarında bir anda yükseliş yaşandı ve 90 dolarda olan bir Brent petrol var. Ham petrolde 86 dolar 48 sent. Bu hamleyi de birazdan değerli konuklarıma sormak istiyorum. Çünkü petrol fiyatlarındaki yükseliş hareketi önümüzdeki döneme ilişkin enflasyon beklentilerinin yeniden bozulmasını da beraberinde getirebilir. Böyle bir olasılık var mı? Böyle bir olasılık varsa ne kadar kuvvetli? Eğer kuvvetliyse bu duruma merkez bankaları nasıl tepki verebilir? Şu anda hem FED hem de Avrupa Merkez Bankası üzerinde pas geçileceğine ilişkin beklentiler çok ama çok yoğunlukta. Acaba bundan sonraki süreçte daha hızlı faiz artırımları olur mu? Yoksa korkulacak bir durum yok mu? Bunu birazdan değerli konuklarıma soracağım. Zaten konu başlığını belirledik. Ayrıntılı bir şekilde özet niteliğinde açıkladık. Fiyatlamaları şöyle bir hatırlattık. Gelin şimdi dilerseniz değerli konuklarımıza çok da zaman geçmeden sohbet etmeye başlayalım.
Evet efendim, programımızın birinci bölümünde çok değerli bir konuğum var. Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Sayın Tonguç Erbaş bizlerle beraber olacağız. Tonguç Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Tonguç Bey, ilk etapta şöyle bir Borsa İstanbul ile başlayalım dilerseniz. Ondan sonra biraz da orta vadeli program noktasında sizden yorum isteyeceğim. Çünkü geçtiğimiz haftanın en önemli gündem maddesi orta vadeli programdaki hedefler. Ama Borsa İstanbul'a baktığın zaman 8338 seviyesindeyiz. Geçtiğimiz hafta yine yurt içerisindeki en kritik gündem maddelerin bir tanesi de enflasyon verisiydi. Enflasyonda da aylık bazda %9, yıllık bazda da %59'a yaklaşan bir yükseliş hareketi söz konusu oldu. Dolar TL oldukça sabit. Dolayısıyla enflasyondaki beklentilerin bozulmasıyla beraber aynı geçtiğimiz yıl gibi bir Borsa İstanbul performansın bizi bekliyor. En azından yıl sonuna kadar olan süreçte bu yükselişi ve geleceğe ilişkin fiyatlama beklentilerinizi nasıl değerlendirmek istersiniz? Yani bizim yıl sonuna kadar olabilecek borsa performansı açısından aslında enflasyon verisi de Fitch'in cuma günkü raporu da çok değişikliğe uğratmadı açık konuşmak gerekirse. Yani burada Borsa İstanbul'un hala yıl sonuna kadar potansiyel yeni rekor seviyelere gidebileceğini düşünüyoruz. Ama şöyle de bir durum var. Yani 8600 gibi bir bana kalırsa 10.000 seviyesi konuşmadan önce zorlanabileceği bir yer var borsanın. Oraya da gelmeden son 2-3 günde hani iyimser bir aslında bakış açısı olsa da biraz daha özellikle kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen sadece Fitch özelinde değil diğer kurumlardan da iyimser bakış açısı şimdilik Borsa İstanbul'u bu seviyeye doğru taşımaya yetmediğini de görüyoruz. Tahmin ediyorum yani yıl sonuna kadar 7500'ler çok aşağı yönlü kırılmadıkça bizim uzun vadeli yükseliş trendi içinde kalacağımız zaman zaman geri çekilmeler olsa da ki bugün özellikle bankacılık sektörü biraz daha negatif ayrışıyor gibi gözüküyor piyasada. Buna benzer yine sanayi endeksi biraz daha ön plana çıkıyor. Dengeleyici sektörel değişimler olsa da 8000-8600 arasında biraz daha kalıcılık devam ettikten sonra belki yeni yıla doğru gelirken o 10.000 hareketini görme ihtimalimiz olabilir. Ancak şunu da söylemek gerekiyor. Yani hem enflasyon raporu hem sonra orta vadeli program içinde tabii ki bunlar biraz da uzun vadeli beklentiler. Dolayısıyla bu beklentiler içinde hani belli revizyonlar da oluyor. Mesela enflasyon raporuyla orta vadeli program içerisinde bu yıl sonu için bile enflasyonda bir değişim oldu. Yukarı doğru bir güncelleme oldu. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın burada atacağı adımlarla orta vadeli programın hedeflerini tutma yönünde en azından bu yıl sonu için piyasa çok yakın vadede bu gerçekleşmeleri de yakından takip etmek isteyecektir. Dolayısıyla burada bir bozulma olması durumunda bana kalırsa borsa tarafına da bir negatif yansıması olur. Ama enflasyonla yukarı giden borsa eğer borsayı yukarı taşıyan başlıklar içerisinde biri enflasyon olarak görüyorsak ve bunun şirket karlılıklarına ya da işte finansal tablolarına yansımaları olarak değerlendiriyorsak normal şartlarda bunun bir süre sonra ortadan kalkarak daha iyi bir ekonomik görünüm ve bunun yaratabileceği not değişimleri veya yabancı girişinin hızlanması gibi başlıklar borsayı daha yukarıya taşıyabilecek, bir ivme yaratabilecek durumu beraberinde getirebilir. Ama öyle ya da böyle biz yani nereden baksanız işte şeyden önce, seçimden önce olduğumuz seviyelerin iki katına yakın. Bazı hisse senetlerinde bu performansın da üzerinde çok daha yüzdesel bazlı yüksek getirilerin olduğu bir dönem yaşıyoruz. Dolayısıyla bir alternatif oluşma durumu mevduat tarafında Borsa İstanbul için olabilir. Ayrıca son açıklamalardan anlıyoruz ki yurt içindeki tüketim alışkanlığı veya hane halkının özellikle hem enflasyonist süreci hem büyümeye olan katkısı bu yüksek harcama iştahıyla birlikte biraz daha kesilmek isteniyor. Bu da tabii içerideki büyüme diyelim ya da firmaların buradan aldığı nemalanma pay açısından baktığımızda biraz kısılabilir. Bu da 9 aylık 12 aylık bilançolara yansımaları olabilir. Bunlar da negatif olarak takip edilebilecek başlıklar.
Bunların hangisi daha ön plana çıkar, hangisi daha güçlü kalır? Onu da herhalde biz önümüzdeki 3,5 ay içerisinde görmüş olacağız. Peki, kriz derecelendirme kuruluşlarından Türkiye'ye şu anda pozitif noktada, tabii ki temkinli bir pozitiflik söz konusu olduğunu görüyoruz. Özellikle de en son Fitch geçtiğimiz cuma akşamı gece itibariyle görünümü negatiften durağına çekti ama Türkiye'nin şu anda Fitch üzerinde kredi notu B, Moody's üzerinde B3. Yakın bir gelecekte özellikle de Moody's'ten çok daha fazla olasılığı yüksek olduğunu biliyoruz Moody's'in. Yakın bir gelecekte Türkiye'nin kredi notunda bir artış beklemeli miyiz? Bu artış özellikle de TL ve TL bazlı varlıkları güçlü sayılabilecek tonda destekleme ihtimali var mı? Yanlış bilmiyorsam S&P'nin bu ay sonu var. Moody's'in aralıkta olması lazım yani takvim olarak bakarsak. Ama tabii kurumlar gerektiği durumda takvim haricinde de not ve görünümde değişikliğe gidebilme durumları oluyor ki Türkiye gibi biraz da ekonomik programının değiştiği son 3 aya baktığımızda daha önceki 1,5 yıldan çok da farklı bir ekonomik modelle devam ettiği bir durum söz konusu. Dolayısıyla buna revizyonlar gelebilir. Ben açıkçası Fitch tarafında da biraz daha notun arttırılmasından ziyade görünümün pozitife çekilmesini, yani belki görünümün durağın değil de bir kademe daha yukarıya çekilerek bir sonraki değerlendirmede not artışına daha yakın olabileceğini düşünüyordum. Şöyle düşünmemiz gerekiyor. Yani hem borsaya giren yabancı para girişi, hem kredi derecelendirme kuruluşlarının veya farklı kurumların Türkiye bakış açısında bir değişiklik var. Yani bu cuma günkü görünüm değişikliği onu gösteriyor. En azından Türkiye'nin geldiği dip seviyeden bir dönüş işareti, bir beklenti yaratma potansiyeline sahip olduğu bir ekonomik modelle devam ettiği görülüyor. Ama onlar da aynı bizim orta vadeli programdaki hedeflerimiz gibi biraz sürecin uzun süreceği, hem enflasyonla mücadele noktasında hem de buna bağlı olarak diğer ekonomik verilerin, yani hem istihdam hem büyüme, cari açık, bütçe açığı gibi bunların da biraz gerçekleşmelerinin en azından orta vadeli bir sonuca ulaşmasını bekleyeceklerini görüyoruz. Şimdi bu 1-2 ay içerisinde burada hızlı bir iyileşme olursa ki son gelen verilerde mesela bugünkü hem sanayi üretimi hem işsizlik gibi şeylerde, ekonomik verilerde de biraz daha zaman alma ihtimali olduğunu görürüz. Çünkü hala oturmuş bir iyileşme trendine devam eden bir Türkiye ekonomisi de gözükmüyor açıkçası. Ama hani bundan 3 aya göre de hem siyasi risk hem ekonomik risk açısından yani ülke risk birimine baktığımızda çok daha iyi bir yerdeyiz. Dolayısıyla ben evet Moody's eğer en yakın bu değişikliği yapabilecek kurum olarak görüyorsak eğer Eylül sonundaki S&P'nin değerlendirmesinde bu not değişikliği gelmezse 3 ay sonra takvime bağlı kalırsa da Moody's bu not değişikliğini yapabilir. Ama orada da kayda değer dediğim gibi bir iyileşme olması lazım. Aslında bunların hepsi şunu gösteriyor. Yeni bir yola çıktık. Burada çıktığımız yolda atılan adımlar her ne kadar biraz daha önceki programın belli kanallarının sadeleştirme yoluyla veya buna normalleşmesi ve sonradan yeni programın daha güçlü bir şekilde uygulanması adına belli bir zaman geçmesi gerektiğinden temkinli bir yaklaşım var şu an için Türkiye'ye. Ama ben yani bu yolda devam edilirse ve biraz daha sadeleştirme adımları hızlanırken özellikle para politikasının yanına bir de bu son yani işte orta vadeli programın ana başlıkları içinde de vardı. Reformlar konusu, yapısal reformlar konusu biraz daha anlaşılır ve hissedilir bir şekilde gerçekleşmesi durumunda bu not artışlarının çok daha düşünülenden kısa bir sürede olma ihtimalini düşünüyorum. Yani programın bana kalırsa en can alıcı noktası tabii ki rakamlar işte dengeli midir değil midir vesaire bunların hepsi tartışılıyor ama Türkiye'nin ihtiyacı olduğu bir yabancı para kaynağı var. Bu yabancı para kaynağının Türkiye'ye gelme noktasında bu atılan adımların bir karşılığı olursa önümüzdeki 3 yıl içinde bu programın en azından hedeflere çok yakın bir şekilde tutturulma ihtimali artabilir. Dolayısıyla biz bu yolda evet mali disiplin, sıkı para politikası bunlar önemli başlıklar
ama yapısal reformları da net bir şekilde kalıcı olabileceği ve özellikle etki sağlayabileceği bir şekilde yapmamız gerekiyor. İşte o başlıklar henüz gelmedi. Evet, bir planlama var ama bunların zamana nasıl şekilleneceğine ve ne kadar etkili olacağını yabancı kurumlar da şimdilik beklemede. Bunu izlemeye devam edecekler bu gelişmeleri. O açıdan ben yapısal reformların bütün rakamsal değerler dışında orta vadeli program içinde çok elzem olduğunu ve mutlaka plan dahilinde istenildiği etkiyi verecek şekilde yapılması gerektiğini düşünüyorum. Peki Tonguç Bey, orta vadeli programı da şöyle biraz özetlemenizi rica edeceğim. Son 4 dakikamız var. O konu oldukça önemli. Çünkü büyümeye baktığımız zaman bu yıl için %5'den 4.4 seviyesine revize edildiğini görmekteyiz. İşsizlik oranı %10.1 olarak belirlenmiş durumda. Cari açık 42.5. Ama en önemlisi belki de enflasyon. Daha öncesindeki orta vadeli program %24.9'du yıl sonu için. Şu anda %65. Büyüme 5'ten 4.4'e, enflasyon 24.9'dan yani %24.9'dan %65 seviyesine revize edildi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle de %4.4'lük bir büyüme bu yıl içerisinde yakalanabilir mi sizce? Bir kere şunu anlıyorum ben. İçerideki biraz önce söylediğim gibi yani bu ekonomik aktivitenin yavaşlaması açısından atılacak adımlara devam edilecek. Onun için de büyüme revizyonu biraz daha aşağı yönlü yapılmış. Tabii bu yapılırken aslında kredi kanallarında daha seçici, ihracata yönelik kredilerde hala artış veya mevcut kredi potansiyelini kullanacak, hem orada pazar payını da artıracak bir strateji oluşturulmaya çalışılacak ki bu %4-5 arasındaki büyümeyi biz sağlamaya devam edelim. Dolayısıyla yani içeride biraz daha sıkı ama dışarıya yönelik yapılan ticarette de artış planlandığını düşünüyorum büyüme kanadı için. Enflasyonda biz tabii enflasyon raporunda %58 küsürlerdeydik hedefimiz yıl sonu için. Şimdi orta vadeli programda %65'e çektik bunu. Dolayısıyla burada da kolay bir süreç olmayacağını anlıyoruz. Ve eğer %65 ile bu yılı kapatırsak aslında yaz aylarında yani önümüzdeki senenin yaz aylarında da çok net bir şekilde enflasyonda aşağı yönlü bir politika oluşması gerekiyor ki biz %30-35 aralığına doğru bir geri çekilme enflasyonda görelim. Yani dolayısıyla biraz soğutma etkisi enflasyonda etkili olacak mı o görülecek. Ama bana kalırsa yine de enflasyonun biraz daha dış kaynaklı işte emtia fiyatları üzerinde veya özellikle kur etkisi üzerinde de bir fiyatlamayı tahmin ederek gidilecektir. Dolayısıyla kurda da her ne kadar orta vadeli programda işte enflasyon bazlı bir yükseliş beklense de oradan biraz daha aşağıda fiyatlaması enflasyon üstünde baskı yaratmaya devam etmesi gerekiyor. Dolayısıyla biraz büyüme bozulunca içeride istihdam tarafında da bir yavaşlama düşünülüyor. Yani şöyle düşünülmüş, biz program içerisinde biraz büyüme ve istihdamdan feragat ederiz. Biraz piyasayı soğuturuz. Enflasyonda da bu etkiyi görürüz gibi bir algı var. Ama tabii her zaman ekonomilerde 2 artı 2 4 etmediği için evet. Bunun gerçekleşmesinin yatırımcı psikolojisi açısından da içeride ne kadar olacağını ve bu plana yabancının da Türkiye'ye sağlayacağı doğrudan ya da dolaylı fonlarla ne kadar etki edeceğini göreceğiz. Yani kağıt üstüne baktığınızda aslında anlaşılabilir. Daha öncesine göre biraz daha büyümeyi ikinci plana itmeye çalışmış ama tam olarak hani bir Fed gibi bir ECB gibi yani biz faizi arttıracağız. İşte resesyon gelebilir. Bunda da bir sıkıntı yok anlayışıyla yola çıkılmamış. Bu tarafta da çünkü refah artışı da planlanıyor da. Dolayısıyla bu tarafta bir güçlenme veya stabil bir seyirde büyüme tarafında bekleniyor. Kolay değil. Yani her bütçe dengesinden cari dengeye kadar bütün bunları planlarken hepsini topyekun bir anda hedefi tutturmak. Ama ben şunu düşünüyorum. Yani sonuç itibariyle enflasyon 3 yıl içerisinde önceliğimiz olacak. Enflasyon hedefleri tutmadıkça hani diğer hedeflerinde burada çok anlamlı kılınacak bir sistem yok. O açıdan orada belki ek tedbirler program içerisinde de gelmeye devam edebilir.
Evet efendim, Ahlaç Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Sayın Tonguç Erbaş'a değerli katkısı ve yorumları için çok çok teşekkür ediyoruz. Kısa bir reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. GCMYatırım.com.tr'yi ziyaret et. Yatırımlarını kolayca yönet. GCM Yatırım'ın sunduğu program devam ediyor. GCMYatırım.com.tr'yi ziyaret et. Yatırımlarını kolayca yönet. GCM Yatırım'ın sunduğu program devam ediyor. Evet efendim, kısa bir reklam arasından sonra programımız tüm hızıyla kaldığı yerden devam ediyor. İşsizlik de tek hane serisi Temmuz ayında da devam ediyor. İşsizlik oranı Temmuz'da 0.2 puan azalarak %9.4 seviyesinde gerçekleşti. %9.4'lük işsizlik oranı Ocak 2014'ten bu yana en düşük seviye olarak da kayıtlara geçmiş oldu. Türkiye İstatistik Kurumu 2023 Temmuz ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre Temmuz'da işsizlik oranı %9.4 seviyesinde gerçekleşti. 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı bir önceki aya göre 38 bin kişi azalarak 3 milyon 291 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0.2 puan azalarak %9.4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7.6 iken kadınlarda %12.9 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.3 puanlık azalışla %18 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde %15.2, kadınlarda ise %23.1 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerin sayısı Temmuz'da bir önceki aya göre 318 bin kişi artarak 31 milyon 671 bin kişi, istihdam oranı ise 0.5 puan artarak %48.4 oldu. Dar tanımlı işsizlik oranı 0.2 puan azalarak %9.4 seviyesinde gerçekleşti. Geniş tanımlı işsizlik ise geçen aya göre 1.5 puanlık azalışla %22.7 oldu. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu B olarak teyit ederken görünümü negatiften durağına yükseltti. Raporda not görünümündeki değişiklik için daha geleneksel politika karışımına dönüş olduğu belirtildi. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu B olarak teyit etti. Not görünümünü ise 2 yıl aradan sonra negatiften durağına çekti. Fitch'e göre görünümün durağına çekilmesinin nedeni kısa vadeli makro finansal istikrar risklerini azaltan ve ödemeler dengesi baskılarını hafifleten daha geleneksel ve tutarlı bir politika karışımına dönüş olarak belirtildi. Fitch, Merkez Bankası'nın politika faizini yıl sonuna kadar %35'e çıkaracağını kaydetti. Ayrıca 2024'te bu seviyede kalacağını ifade etti. Ancak para politikası sıkılaştırmasının gelecekteki hızı ve süresi konusunda yüksek belirsizlikler olduğuna da dikkat çekildi. Geçen yıl Temmuz ayında Fitch, Türkiye'nin kredi notunu B artıdan B'ye indirmiş ve görünümünü negatif olarak teyit etmişti. Öte yandan Fitch, Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini de %65 olarak açıkladı. Yüksek enflasyonun en büyük risk ve zorluk olmaya devam edeceği belirtildi. Raporda büyümenin 2023'te %4.3, 2024'te %3 olmasını bekliyoruz tahminine yer verildi. Evet efendim, programımızın ikinci bölümündeki değerli konuğum ekonomist Serhat Latifoğlu bizlerle beraber olacak. Serhat Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Erencan Bey. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Serhat Bey, şimdi şu orta vadeli programı sizinle şöyle teker teker analiz ederek gidelim istiyorum. İlk etapta büyüme verisi. Daha öncesinde %5 oranında bir büyüme temposuna sahip olacağına ilişkin bir beklenti vardı orta vadeli programda. Bu oranın %4.4'e düşürüldüğünü gördük. 2024 yılındaki %5.5'luk beklenti de %4 seviyesine revize edilmiş durumda. Size ilk etapta bu yılı sormak istiyorum. Genel itibariyle piyasalardaki beklenti %3.5, 3.7 gibi bir oran içerisinde ama son gelen veriler, Merkez Bankası'nın faiz arttırımı, politikasını güçlendirmesi, kuvvetlendirmesi, %3'ün de altında bir büyüme temposuyla bu yılı kapatabilirsiniz.
atacağımıza ilişkin beklentileri de bir miktar kuvvetlendirdi. Ama hem Sayın Bakan Mehmet Şimşek daha önce yapmış olduğu açıklamada bu yılçı %4,5 oranı telaffuz etmişti. Orta vadeli programda da %4,4. Bu %4,4'lük beklentinin şu anda mevcut şartlar dahilinde yüksek olduğuna ilişkin çok fazla yorum duydum ben şahsen. Sizin de yorumunuzu merak ediyorum. Siz nasıl karşıladınız bu beklentiyi? Ben bunu gerçekçi buluyorum. Zaten genel anlamda hem piyasada yani hem iş dünyasında hem yabancılar tarafında yani derecelendirme kuruluşları, yabancı kurumlar, Dünya Bankası ve yabancı bankalar tarafında baktığınız zaman genel olarak olumlu karşılandığını görüyoruz zaten. Ve hedeflerin de genellikle gerçekçi olarak karşılandığını görüyoruz. Bu yıl için bana kalırsa 4.4, 4.5 yani 4'ün üzerindeki bir oran yani 4-4.5 arası gerçekçi. Ama gelecek yıl ve sonraki süreçte tabii bir belirsizlik var. Aslında sadece Türkiye'den değil dünyadaki süreçle ilgili özellikle Avrupa Birliği, Türkiye'nin en önemli ihracat pazarı olan Avrupa Birliği ile ilgili bir belirsizlik var. Bildiğiniz gibi orada bir stagflasyon süreci yaşanıyor. Yani oraya doğru giden bir Avrupa Birliği ekonomisi var. Almanya teknik olarak resesyonda. Diğer ülkeler de bu sürece doğru bir resesyon sürecine doğru sürükleniyor. Yüksek enflasyon var. Dolayısıyla en önemli pazarımız olan Avrupa Birliği'nde sorunlar yaşıyoruz. Yani bir çeşitlemeye de henüz şu ana kadar gidildiğini ben görmüyorum. Yani hani burada da ihracat pazarımız daralma riskiyle karşı karşıya. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte bu yıl bence bu hedef doğru gerçekçi tutturulabilir. Ama gelecek yıldan itibaren özellikle yılın ikinci yarısından itibaren bu büyüme temposu devam ettirilebilir mi? Kolay değil. Ama şunu da unutmayalım. Hani Türk ekonomisi son 20 yılda gerçekten çok iyi bir performans gösteren dünyada en yüksek yani %5'in üstünde performans gösteren gelişen ülkeler içerisinde ve aynı zamanda gelişmiş ülkeler için de geçerli bu. Çünkü yüksek büyüme performansı gösteren ülkelerden birisi. Dolayısıyla yani bu ortalamaya yakın bir oranlar var. Büyüme rakamları bence piyasanın ve hem iş dünyasının hem piyasaların hem de yabancıların en gerçekçi olarak gördüğü hedefler arasında sayılıyor. Ama tabii az önce söylediğim gibi özellikle bu yıldan itibaren bir an önce pazar çeşitlemesine gidilmesi gerekiyor. Büyüme tarafının güçlü tutulması anlamında. Çünkü OBP'nin genel havası şu. Büyümeye yine odaklı yani ihracatı dayalı büyümeye odaklı bir yaklaşım var. Bir de bildiğiniz gibi ortodoks politikalar biraz tüketimi yavaşlatma hedefini güdüyor. Bunu da bir kenara yazarsak yani son birkaç çeyrektir de tüketimin büyümede çok etkin olduğunu biliyoruz. Özellikle tüketim malları ithalatından kaynaklanan bir sıkıntı da var. Ama sonuçta genel anlamda tüketimin çok domine ettiğini görüyoruz büyümeyi. Şimdi denklem burada biraz değişecek. Yani tüketim yavaşlatılırken büyüme tarafında ihracat teşvik edilecek, desteklenecek. Ve önümüzdeki 3 yılda bunun yapılması öngörülüyor. Böylece enflasyon da kontrol altına alınmış olacak. Çünkü enflasyonun en temel, özellikle son dönemlerde en temel etkenin enflasyonda tüketimin, yani özellikle ithalata tüketim malları ithalatının çok etken olduğunu görüyoruz. Bu da cari açığa sebep oluyor. Yani burada bir denklemde bir değişikliğe gidilecek. Ve pazar çeşitlemesi burada mutlaka yapılması gerekiyor. Ama tabii burada başka bir soru işareti var. Hani ben özellikle önümüzdeki dönem için bunu düşünüyorum. Yani bu ortodoks politikanın gerektirdiği yüksek faiz, yani enflasyona yakın veya enflasyon üzerinde reel getiri sağlayan bir faiz oranına erişilmesi, ulaştırılması halinde üretim sürdürülebilir mi? Yani bu tempoda üretim devam eder mi? Bir soru işareti bence. Çünkü böylesine yüksek bir faiz ortamında yatırımların ve tabii ki yüksek borçlulukla üretimi devam ettiren çok sayıda KOBİ var. Büyük şirketler için de bu geçerli. Onların krediye erişimi, döndürmesi söz konusu olacak mı? Aynı tempoda üretmeye devam edecekler mi? Bence bu çok ciddi bir soru işareti. Özellikle yılın ikinci yarısında, hatta belki ilk çeyreğinde, gelecek yılın 2024'ün ilk çeyreğinde bile bunu hissedebiliriz. Bu sorunla karşılaşabiliriz. Çünkü diyelim genelde piyasada 1000 baz puan daha arttırma olacak.
Ve bu 1000 baz puan arttırıldığı zaman kredi faizlerinin yeniden yukarı doğru bir hareket yapması, yani %50-60'lardan 70'lere belki 80'lere ulaşması söz konusu olacak. Tabii böyle bir ortamda hani hükümet acaba yeni bir kredi kanalı mı açacak ve KOBİ'leri ve üreticileri destekleyecek, yoksa hani bu faiz oranlarını mahkum mu olacak üreticiler, bunu bilmiyorum, bu konu çok net değil. Dolayısıyla evet, o zaman sizin de ifade ettiğiniz gibi eğer bu tempoda bir faiz artışı devam ederse, kredi faizlerinin çok yukarı çıkmaya başladığını, bir atak daha yaptığını görecek ve böyle bir ortamda da hem yatırım yavaşlayacak hem de kredi çevirmekte işletmeler zorlanacak. Kredi bulmakta, yeni kredi bulmakta zorlanacak da. Yatırım kredilerinde zaten çok ciddi sıkıntı var bildiğiniz gibi. Dolayısıyla da hani bundan sonrası için, yani 2024'ün ikinci yarısından itibaren 2025'te böyle bir büyüme temposu, özellikle global pazarların da daraldığı bir ortamda, yani hem içsel faktörlerden hem dışsal faktörlerden bu hedefler gerçekleşmeyebilir ne yazık ki. Kaldı ki bu en gerçekçi görülen hedefler bunlar. Bu arada onu da altını tekrar tekrar çiziyorum. Latif Bey, şimdi biraz da enflasyona bakalım. Çünkü zaten bu noktada tabii en fazla konuşulan unsur büyüme ve enflasyon. Şimdi Serhat Bey, şöyle baktığımız zaman da 2023 yılında, az önce de zaten dile getirmiştim, %24.9 oranındaydı beklenti. Hatta Merkez Bankası'nda birinci ve ikinci enflasyon raporu toplantısında yıl sonuna ilişkin %22.3 oranında bir enflasyon beklentisi vardı. Ama bugün gelmiş olduğumuz noktada zaten Merkez Bankası'nın orta noktası %58. Ki geçen hafta itibariyle bu orta noktayı aştık. Evet. %62-65 oranında da bir üst bant söz konusuydu. Orta vadeli program baktığında %65 oranına yükseltildiğini gördük ki bu piyasa beklentilerinde çok ama çok yakın, yani piyasada tatmin eden, gerçekçi olarak adlandırılan bir enflasyon beklentisi. Ama ben size şunu sormak istiyorum. Öncelikle 2023, yani bu %65 beklentiyi sizden bir yorum almak istiyorum. Bu birinci sorum olsun. İkinci sorum da şu. Önümüzdeki yıl, yani 2024 yılı geldiğinde %33 oranına doğru düşmesi beklenen bir enflasyon var. Ama diğer taraftan mesela OVP, yani orta vadeli programda dolar TL tahminlerine bakıyorum. 2024 yılında 36.8, yani 36 lira 8 kuruşluk bir 1 dolar eşittir 36 lira 8 kuruş oranında bir beklenti söz konusu. Yani kurun 37'lere doğru yaklaştığı bir senaryoda enflasyonun %65'ten 33'lere doğru düşer mi düşmez mi sorularının çok fazla döndüğünü görmekteyiz. İkinci sorum da bu. Evet. Siz bu tartışmaların neresinde yer alırsınız? Evet, ben hemen sırayla gideyim. Tabii ki. İkinci soru çok önemli, teşekkür ederim. Birincisinde evet doğru. Yani piyasanın beklentisine yakın %65-70 ortalama buraya geleceği, yani şu anki verilerle bunu söyleyebiliriz. Evet, bu gerçekçi bir hedef. Bu şekilde revize edilmesi olumlu. Ancak gelecek yıl için %33 bence çok iyimser. Ve sizin de çok doğru bir şekilde ifade ettiğiniz gibi yani o mevcut kurlar, yani o hedeflenen kurlarla, kaldı ki 40'a kadar çıkması, belki daha da yukarı çıkacak, bilmiyoruz bunu ama 40'a kadar çıkması muhtemel ortalamaya göre baktığınız zaman bir dolar kuru varken %33 enflasyon bence çok iddialı bir hedef. Çünkü bildiğiniz gibi sadece son 3 aylık seyire bakalım. Son 3 ayda ne oldu? %40'a yakın dolar TL'de bir artış oldu. %20'ye yakın enflasyonda artış oldu. Ve burada dolar TL'nin geçişkenliğinin, yani döviz kurunun geçişkenliğinin çok büyük bir etkisini yaşadık. Şimdi bu etki gelecek yıl kırılacak mı? Hayır. Bu yapısal bir sorun. Gelecek yıl da benzer bir şekilde aynı etkiyi görecek. Dolayısıyla %65-70'lere ulaşmış bir enflasyonun döviz kuru artarken %33'e nasıl düşeceği çok ciddi bir soru işaretidir. Yani bu bence fazla iyimser bir yaklaşım. Başka hangi etkenden dolayı bu düşecek? Bu bilinmemekte. Yani çünkü bildiğiniz gibi Türkiye'de enflasyonu yukarı iten birkaç faktör var. Bunlardan en önemlisi şu anda özellikle son birkaç yılda döviz kurunun geçişkenliği var. Ve bu hem hızlandı, yani döviz kurunun geçişkenliği hem hızlandı hem de oransal olarak da çok ciddi oranda arttı. Bu 2015-2016'larda döviz kurunun etkisi %15-25'ler arasındaydı yapılan çalışmalara göre. Ama bu bugün %50'lere ulaşmış durumda.
ve süre de daralmış durumda. Geçmişte bu işte 3 ay, 6 aydan sonra piyasaya sirayet ederken, birkaç ay sürerken, şimdi hemen 1 ay, 2 ay içerisinde, 3 ay içerisinde fiyatlara yansıdığını görüyoruz. Fiyatlama davranışları çok bozuldu. Ve fiyatlama davranışlarının bozulmasının hani sadece beklentilerle yönetileceğini tabii ki Merkez Bankası'nın açıklamalarından anlıyoruz ama bence doğru bir yaklaşım değil, bu mümkün değil. Burada fiyatlama davranışlarının yeniden kontrol altına alınması için başka önlemler alınmalı. Yani bu Merkez Bankası'nı aşan bir konu bana kalırsa. Tabii yüksek talep var. Yüksek taleple ilgili faiz artışları olacak, vergi artışları olduğu devam edecek. Bu yüksek talebi frenleyebilir. Evet, yani bireysel talebi, tüketici talebini bir frenleyebilir. Bu anlamda enflasyon frenlenebilir. Ama şimdi en büyük sorun burada, Türkiye'de yapısal sorun şu. Biz şimdi büyümeyi hedefliyorsak eğer, yani yüksek oranda ihracat yapacaksak, yüksek oranda ithalat da yapacak. Ne yazık ki. Çünkü Türk ihracatının, yani Türk ihracatçısının iki temel konuda bir açığı var. Birisi ham madde, hem enerji başta olmak üzere ama diğer ham maddeler de var. İkincisi de ara mal ithalatı yapıyor yüksek oranda ve bunu işleyip tekrar ihraç ediyor. Yani şimdi bu da yüksek ithalata sebep oluyor. Zaten OVP'ye baktığınız zaman orta vadeli programda yüksek oranda ithalatın yapıldığını, ihracatı çok aşan bir ithalat yapılacağını görüyoruz. Öyleyse şimdi bu kadar yüksek bir ithalat yapılırken ne olacak? Döviz talebi de yukarı gidecek. Şimdi döviz talebinin yukarı gitmesi demek kuru da yukarı itecek demektir. Zaten ihracatçılar rekabetçi bir kur istiyorlar. Şimdi burada bir sarmala girmiş oluyoruz. Yani şimdi ne oluyor? Örneğin şimdi dolar TL 30'a geldi. Evet, ihracatçı açısından şu anda rekabetçi ama bir ay sonra rekabetçi olmayacak. Neden? Çünkü TL maliyetler hemen artmaya başlıyor döviz etkisinden dolayı. Döviz etkisinden dolayı TL maliyetleri artınca bu sefer ihracatçı 32'yi istemeye başlayacak. 32'yi isteyince bu sefer talep de oluşuyor. İthalattan dolayı da, yapılan ithalattan dolayı talep oluşuyor. Bu talepten dolayı döviz kuru yeniden yukarı gidiyor. Bu sefer TL maliyetleri, bir de enerji maliyetleri de binecek. Bildiğiniz gibi şimdi enerji fiyatları yükselmeye başladı. Şimdi bu bir kısır döngüye dönmüş oluyor. Yani bu açıdan baktığınız zaman hani sorunun başına dönersek, yani burada enflasyonu aşağı çekecek en temel etken bana kalırsa döviz kurunda kontrolün sağlanmasıdır. Burada OVP'de, gerek OVP'de, gerek Sayın Mehmet Şimşek, gerek Sayın Hafize Gaye Erkan sık sık serbest piyasa vurgusu yapıyor ama şimdi bu döviz kurunun tam anlamıyla serbest bırakılması ve hani bu kadar devalüasyona izin verilmesi bence çok sağlıklı bir yaklaşım değil. Eğer enflasyonu düşürmeyi hedefliyorsanız, bunun altını özellikle çiziyorum. Ama eğer enflasyon birinci öncelik değil, bizim önceliğimiz büyümeyi diyorsanız o zaman sorun yok. Yani o zaman burada TL'deki değer kaybı devam eder ama enflasyonun yüksek olması maliyetini göze almak kaydıyla. Ya ben burada tabii enerji bağımlılığımız yüksek ama bu orta vadede kırılacak. Yani bu işte gerek Gabardağ'ından çıkarılan petrol, gerek doğal gaz kaynaklarımızın çıkarılmaya başlaması zaman içerisinde orta uzun vadede biz bu enerji bağımlılığımızın önemli bir kısmını, yani %50'ye yakını uzun vadede özellikle söylüyorum, keseceğiz. Ama kısa vade, yani hani bu orta vadeli programda bunun etkisini büyük ihtimalle görmeyeceğiz. Belki 3. yılda göreceğiz ama bu da çok düşük bir oranda olacaktır. Dolayısıyla şimdi enerji maliyetlerinin arttığı bir ortama da giriyoruz. Yani Brent bildiğiniz gibi 70 desteğinden 90'a kadar geldi. Burada hala arz kesintisiyle ilgili söylentiler var. Amerika'nın stratejik petrol rezervleri çok azaldı. Bildiğiniz gibi tarihi düşük seviyesine geldi. Amerika'dan da bir talep artışı olacak. Yani evet, dünyada bir gerileme var ama bu gerilemeyi öngörüp OPEC ülkeleri ve Rusya üretimde kesintiye gittiler. Dolayısıyla fiyatları yukarı çekiyorlar. Şimdi burada bir de siyasi bir mücadele de var. Yani kutuplar arasında, işte Batı ile, yani petrol ithalatçıları ve petrol ihracatçıları arasında bir kutuplaşma da var. Yani bu dolayısıyla burada bir enerji maliyeti riskimiz de var. Enflasyonu yukarı itecek diğer bir etken olarak. Baktığınız zaman genel olarak toparlarsam bana kalırsa gelecek yıl
enflasyonun yani %33 olması çok çok iddialı. Yani burada başka faktörlerin devreye girmesi lazım. Ben açıkçası %50'nin 60'ın altında bir en azından ilk 6 ay bir enflasyon verebileceğimizi ihtimal vermiyorum. Peki son 1,5 dakikamız kalmış Serhat Bey. Dolayısıyla sizden çok kısa bir cevap rica edeceğim. Yıl sonuna ilişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın mevcut para politikası hızını değerlendirdiğimiz zaman sizin genel itibariyle yıl sonuna yönelik nasıl bir politika faizi beklentiniz var oransal bazda? Çünkü artık 35'ler, %40'ların gerçekten amiyane tabirle havada uçtuğu bir dönem olduğunu görüyoruz. Hem yabancı hem de yurt içi kurumlar ve kişilerin yapmış olduğu tahminler özelinde. Sizin düşünceniz nedir? Şimdi ben burada tabii tahmin üretmek çok zorlaştı. Çünkü eğer biz orta vadeli planın ruhuna uygun hareket edilecekse, yani büyüme desteklenecekse, çok yüksek bir artış, yani yıl sonuna kadar 500 baz puanın üstünde artış olmaması gerekir. Yani çok net söyleyeyim. Çünkü bu üretim maliyetini çok ciddi anlamda arttıracak. Ve üreticiyi çok zaafa uğratır yüksek faiz. Ama enflasyon hedeflenecekse o zaman en az 1000 puan, 1000 baz puan, hatta çok daha yüksek de olabilir. Yani 2000'e kadar bile çıkabilir. Yani böyle bir agresif bir artış gelebilir. Ama burada artık Merkez Bankası'nın nasıl bir yol izleyeceğini ben de çok merak ediyorum gerçekten. Çünkü bir yol ayrımı bu. Yani ya büyümeyi destekleyeceksiniz, enflasyonu, bir miktar enflasyonu bir süre daha göze alacaksınız, yüksek enflasyonu devam edeceksiniz. Ya da büyümeyi feda edip enflasyonu hedefleyip o da tabii yüksek bir faiz artışıyla yaparsınız, ama bunun da bir garantisi yok enflasyonun kesileceğine dair. Çünkü bizdeki sorun sadece ve sadece tüketimden kaynaklanmıyor. Evet, yüksek tüketim var. Siz bunu faiz artışıyla frenleyebilirsiniz, ama bu yeterli değil. Çünkü enerji bağımlılığımız var ve dövizin kur geçişkenliği çok etkin enflasyonda. Evet efendim, ekonomist Serhat Latifoğlu'na değerli katkısı ve yorumları için çok teşekkür ediyoruz. Para Töner programının bugünlük sonuna geldik. Yeniden görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Yatırım konusunda işin uzmanına kulak verin. GCM Yatırım.com.tr'yi ziyaret edin. GCM Yatırım sundu.